Arkadaşlar ben önce başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Aşağı indiğimizde basın adıyla ülke çapında başlattığı eylemlikler kapsamında bir aradayız. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi bugün de Adana'da sözümüzü söyleyeceğiz. Evet, artık bıçak kemiğe dayandı. Bu gidişe, hukuku hiçe sayan antidemokratik uygulamalara, aralarında meslek mensuplarımızın da bulunduğu emekçilerin kriz altında elindeki avucundakilerini yitirmesine, yoksulluğun derinleştirilmesine, bastıcı tekrarca adam rejimine dur demenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bir günle yetinmeyiz biz elbette. Daha öncesinde olduğu gibi mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Bir arada her geçen gün daha da güçlenerek bu olumsuz gidişi durdurmak için tüm demokratik haklarımızı kullanarak mücadele edeceğiz. Aramızda çalışmalarımıza destek vermek üzere TMMOB'nin merkezden gelen arkadaşlarımız var. TMMOB 2. Başkanı Sayın Selçuk Uluata, Yürütme Kurulu üyesi Sayın Özden Güngör, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Yunus Yener, aramızda oldukları için kendilerine TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ben sözü fazla... Siz sevgili dostlarımızla beraber ülkemiz ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük bir kriz içerisinde. Krizin sorumlusu olan iktidar halkın acil sorunlarına çözüm üretmek yerine toplumsal muhalefeti susturarak başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor. Son günlerde birbiri ardına yaşanan heyecanların altında iktidarın bu çözümsüzlüğünün telaşı yatıyor. Ülke tarihimizin en kitlesel ve uzun süreli halk hareketlerinden biri olan Gezi direnişi ve Canan Kaftancıoğlu davalarında birbiri ardında verilen mahkumiyet kararları iktidarın çaresizliğinin dışa vurulur. Aralarında TMOB Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi'nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın hukuk müşaviri Can Atalay'ın da bulunduğu arkadaşlarımıza verilen cezalar, hukukun gereği olarak değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin sonucu olarak verilmiştir. İktidar, günümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların hiçbir hukuki dayanağı ve toplumsal meşrutiyeti bulunmamaktadır. Siyasi iktidarlarının arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak istediği Gezi direnişi olduğu kadar parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır. Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği mesleki bilgisini halktan yana kullanan kamucu, mühendis, mimar, şehir plancılarının mücadelesidir. TMOB ve bağlı odalarının onurlu mücadele geleneğidir. Buradan iktidara sesleniyoruz. Hukuku ve yargı organlarını siyasal çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaya çalışmayın. Buradan aynı zamanda yargı organlarına ve yargıçlara sesleniyoruz. Kararlarınızı iktidarın ihtiyaçlarına göre değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin. Hiç kimsenin bu ülkeyi, bu halka bu denli kötülük yapmaya, bu denli acı çektirmeye hakkı yoktur. Ama bilin ki, iktidar zorbalığına bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz. Gezi direnişini, Gezi davasında ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, siyasi iktidarın üzerine örtmek istediği başarısızlık tablosunun altında büyük bir toplumsal dram yaşanıyor. Bu toplumun tüm kesimlerini tükenme noktasına getirdi. Karşılığını alamadan çalışan milyonlarca emekçi, ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar nedeniyle ay sonunu getiremez oldu. Onların hayatlarını da çok olumsuz etkiliyor. Başta yeni mezun ve işsiz arkadaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini yapan meslektaşlarımız giderek daha büyük bir hayat zorluğu ile baş etmeye çalışıyorlar. Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın ekonomik ve sosyal koşulları üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye gerilemiş durumda. Bu biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle
yıllardır kamuda mühendis, mimar ve şehir planıcısı ataması yapılıyor. Kamu hizmetlerinin niteliği düşerken meslektaşlarımız da özel sektöre itiliyor. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları kriz derinleştikçe daha da zorlaşıyor. Meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacak listesinde bulunuyor. İşsizlik tehlikesi, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma, ücretli çalışan meslektaşlarımızın ortak kaderi haline geldi. Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve yaşam standartımız dibe doğru çekiliyor. Yaşadığımız sorunlar ülkemizde emeğiyle geçinen meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır. SGK ile TUMOP arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret denetim protokolü ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır. Kamuda mühendis ve şehir plancılarının istihdamı arttırılmalıdır. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir. 600-6400 aralığına yükseltilmelidir. KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar benimsenmelidir. Ülkemizin doğal kaynakları... Nasıl anlatacağım? Biraz mikrofonu yapmışsın. Ülkemizin doğal kaynakları olan tarım ve çerçevesi içinde ödevimi yapmaya çalışan ablamın hukuksuzca yargılayarak hakkını 18 yıl ceza verdiler. İki kere beraat etti. Aynı şekilde aynı cümlelerle savunmamızı yaptı, ablam savunmasını yaptı. Ve iddianameye eklenen bir gün dahi yok. Aynı iddianameyle iki kere yargılandı ve ikisinde de beraat aldı. Üçüncüsünde mahkeme süresince tüm mahkemelere katıldım. İnanmıyordum, çok açık söylüyorum size. Bu kadar yapmazlar gibi geliyor. Yani hukuk hepimize lazım. Bana lazım, size lazım, herkese lazım. Yapılmaz diyordum, yapmazlar diyordum. Fakat şunu gördüm ki gerçekten ülkemizde dürüstçe görev yapabilmek bayağı zorlaşmış. Ben siyasi bir insan değilim. Normal vatandaşım. Ve ben bu gözle seyrediyorum her şeyi. Korktum. Ben gerçekten korktum. Ama ablam korkmaz. Ablam çok güçlüdür. İnanın ablam bana güç veriyor. Geçecek bu günler, üzülme diyor. İnanıyorum geçeceğine. Hele sizler gibi güzel insanları tanıdıkça umudum çok daha fazla arttı. Hepinize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum ailem ve kendim adıma. İyi ki varsınız. Sizin bireysel olarak her birinizin tek tek desteğini hissetmek, inanın başta ablam olmak üzere hepimize çok büyük güç veriyor, umut geliyor. Umutlanıyorum, düzelecek. Bir an evvel hukuk kurallarının doğru olarak uygulandığı bir hukuk devleti olmak umudumu hiçbir zaman yitirmedim, yitirmeyeceğim. İnşallah diyorum, bu hukuksuzluktan dönülecek.